Altın fiyatları dar bantta hareket etmeyi sürdürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımı, Orta Doğu'daki çatışma ortamı gibi birçok faktör altın fiyatlarını etkiliyor. ABD istihdam verilerinin ve işsizlik oranlarının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında az da olsa bir düşüş meydana geldi. Özellikle altının ons fiyatlarında, özellikle Amerika'daki seçimlerin sonrasında bir miktar gerileyen ons fiyatları, tabii doğal olarak TL bazında da fiyatlara etkisi oldu. Aşağı yukarı 3150'leri gören gram altının şu anda aşağı yukarı 3025'lerden işlem gördüğünü görüyoruz. Gereksiz bir şekilde paraya çevirmenin kendilerine zarar vereceğini söyleyebilirim. Ama ihtiyaçlar olur, ödemeler olur. Amenna, tamam, getirsin bozdursun, ama altın 3150'yi gördü, 3160'ı, 3170'i gördü. Altın gene o seviyeleri gene görecektir, gene geçecektir. Aşağı yukarı son birkaç aydır çok ciddi bir yükseliş görmüyoruz. Özellikle Euro'nun biraz hareketli olduğunu görüyoruz. 37.5'ları gören Euro'nun şu anda 36 lira 75 kuruştan işlem gördüğünü fark ettik. Ama Euro'nun mesela 35'lere falan geldiğinde, 35.5'lara geldiğinde oradaki paritede tabii ki Euro ihtiyacı olanların almalarında fayda vardı. Yani inşallah onu değerlendirmişlerdir diye düşünüyorum. Ayrıca uzmanlardan vatandaşların altın alırken çok dikkatli olmaları konusunda uyarılar da peşi peşine gelmeye devam ediyor. Zinet altınlarının, yani çeyrek, yarım, tüm dediğimiz altınların piyasada oldukça problemli olanlar görüyoruz. Lütfen aldıkları kuyumcuya dikkat etsinler. Kendi bildikleri, her zamanki alışveriş yaptıkları kuyumculardan alsınlar. Rastgele, gelişi güzel yerlerden altın almasınlar. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Lütfen dikkat etsinler. Çeyrek altın şu anda 4.924 lira. Yarım altın 9.848 lira. Cumhuriyet altını 19.690 liradan işlem görmekte. Gram 22 ayar 3.005 lira. Gram 24 ayar tahtakalede şu anda 3.025 liradan alıcı bulmakta.